Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Herkese mutlu günler. Avrupa heyecanı devam ediyor futbolda. Dün temsilcimiz Başakşehir maalesef Rapid Viyana karşısında Konferans Ligi'ndeki ilk maçını İstanbul'da kaybetti. 1-0 geriye düştü. 1-1 oldu. İkinci yarıda Rapid Viyana'nın golü geldi. 2-1'lik mağlubiyette ayrıldı sahadan. Bundan sonraki maçlarda telafi etmesini bekliyoruz. Ve bugün Avrupa Ligi'ndeki 3 temsilcimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Önce Galatasaray 19.45'te Letonya'da Rigas kulübünün konuğu olacak. Sarı kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un yaptığı açıklamaları yayınlayacağız. Aynı zamanda takımın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara da dün basın toplantısındaydı. Okan Buruk'un bugün bildiğimiz 11'le takımını sahaya sürmesini bekliyoruz. Ve Fenerbahçe Hollanda deplasmanında saat 22'de Twente ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Mourinho bir açıklama yaptı. Hollanda pasaportu taşıyan Osterwolde'nin de açıklamaları var ki Osterwolde'nin de Hollanda milli takımına davet edilebileceği Koeman'ın ekibinin özellikle bu akşam Twente-Fenerbahçe maçında Osterwolde'yi takip edeceğinden bahsediliyor. Bir diğer temsilcimiz Beşiktaş saat 22'de İstanbul'da Dolmabahçe'de güçlü bir takımı Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Dün Van Bronckhorst'un, teknik direktör Van Bronckhorst'un basın toplantısını canlı olarak yayınlamıştık. Bütün ayrıntılıyla Van Bronckhorst'un sözlerini hatırlatacağız. Beşiktaş nasıl bir 11'le sahaya çıkacak? Jetson Fernandez'deki sakatlık durumu nedir? Bütün bunlara bakacağız Beşiktaş bölümlerimizde. Elbette ki Avrupa'dan ve dünyadan önemli futbol notlarını da sizlere aktaracağız. Değerli dinleyiciler, pazartesi günü yapılan Kayseri Spor Beşiktaş maçından sonra Kayseri Spor teknik direktörü Burak Yılmaz görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Ve Kayseri Spor bu istifayı kabul ettikten sonra hemen teknik direktör arayışlarına girişti. Tabii görüştükleri çok sayıda isim oldu. Mehmet Özdirek'ten tutun da Volkan Hoca'ya kadar ve bunun dışında İsmail Hoca, İsmail Kartal ve son olarak da Recep Uçar geçen sezon takımı çalıştırmıştı. Recep Uçar da görüşülen isimlerden bir tanesiydi ama Kayseri Spor'un şu anda anlaşmaya yakın olduğu teknik direktör Sinan Kaloğlu. Biliyorsunuz Sinan Kaloğlu 6 ayda başladı teknik direktörlük macerasına. Sonra Gençler Birliği ile devam etti. Süper Lig'de tecrübesi var. Birincilikten çok sayıda teklif almıştı. En son Sakaryaspor'dan teklif almıştı ama Sinan Kaloğlu birincilikte çalışmayacağım, Süper Lig'de çalışacağım dedi. Bence muradına erecek bugün içerisinde Kayseri Spor'dan Sinan Kaloğlu'yla anlaşma yapıldığına yönelik bir haber çıkmasını bekliyorum. Sinan Kaloğlu Kayseri Spor'la anlaşma yapmaya çok yakın. Anadolu'dan futbol bölümümüzde yine detayları sizlerle paylaşırız. Avrupa'dan önemli futbol notlarını aktarırken dün gece oynanan birbirinden çekişmeli Şampiyonlar Ligi maçlarının detaylarına da bakacağız. İki İspanyol takımı Real Madrid ve Atletico Madrid hafta sonunda derbide karşı karşıya gelmiş olaylı ve bir süre duran derbiden sonra büyük bir efor sarf etmişlerdi. Maç 1-1 berabere sona ermişti ve Şampiyonlar Ligi'nde istedikleri sonuçları alamadılar. İkisi de mağlup oldu. Hatta Atletico Madrid Lizbon'da Benfica karşısında 4-0'lık ağır bir mağlubiyete maruz kaldı. Kerem Aktürkoğlu ilk golü atan oyuncuydu Benfica adına. Sonraki dakikalarda istediği pas trafiğini sağlayamadı. Oyundan çıkartıldı ama iyi bir başlangıç yaptı Benfica kariyerine. Orkun Kökçü maçın adamı seçildi. Gerçekten çok iyi oynadı orta sahada Orkun Kökçü. Bir diğer milli futbolcu. Ve 4-0 galip ayrıldı Benfica stat'tan. Bununla birlikte Real Madrid Arda Güler'in de oyuna dahil olduğu maçta Lille'in konuğu oldu Fransa'da. Lille ilk yarının sonlarında penaltıdan bulduğu golle Real Madrid'i 1-0 mağlup etti. Real Madrid için tam bir hayal kırıktı. Bu kupayı en çok kazanan ve bu kupanın doğal favorisi olarak gösteren Real Madrid daha ikinci haftada bir mağlubiyet almış oldu. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer maçlarına da bakacağız. Programımıza Fenerbahçe bölümümüze başlıyoruz. Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'de belli alışık olmadığımız şeyler var. Ben bunlara hazırlıklı geldiğimi düşünüyordum ama çok daha fazlasını gördüm diyerek aslında biraz şaşkınlığını da dile getirdi. Maçla ilgili fikirlerini de kamuoyuyla paylaştı. The biggest strength is that they are a team. Güçlü yönleri olarak takım olmalarını söyleyebilirim. Takım halinde oynuyorlar ve bunun arkasında yapmış oldukları çalışmaları görebiliyorsunuz. İyi savunma yapıyorlar. Önde baskıyı iyi yapıyorlar. Sizle bence çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zayıf yönlerine değinmeyi tercih etmiyorum ama pazar gününden beri bu maç için hazırlanıyoruz. Birkaç günümüz oldu ki çalışmalarımızda da çok yüksek şiddetli çalışmalar yapamadık çünkü ligde zorlu bir maç oynamıştık ama en azından taktiksel olarak neler yapmamız gerektiğini ve neler yapmaya çalışacağımızı biliyoruz. And when you embrace a club and a project and
And the dream. Ben diğer çalıştığım kulüpleri de yüksek platform olarak ayırmam. Çünkü her kulübün hedefleri vardır ve bir kulübe geldiğiniz zaman o kulübün projelerini, hayallerini sahiplenirsiniz. Yani İspanya Ligi'ni Real Madrid'le kazanmak, Türkiye Ligi'ni Fenerbahçe'yle kazanmaktan benim için daha önemli demem asla. Hiçbir fark yok. Çok büyük bir kulüp Fenerbahçe. Harika bir ülke Türkiye. Türk futbolunda hala öğrenmeye çalıştığım bazı şeyler var veya değiştiremeyeceğim için onlarla yaşamaya, kabul etmeye durumunda olduğum şeyler var. Buraya gelme kararımdan hiç mi hiç pişman değilim. Tamamen kulüple yapmak istediklerime odaklanmış durumdayım. 20 years that I won the Champions League with Porto, but 2 years that I won the Conference League with the... Evet, 20 yıl önce Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştım ama 2 yıl önce de Roma ile Konferans Ligi'ni kazanmıştım. 1 yıl önce de Roma ile Avrupa Ligi'ni kaybetmiştim ama kaybettik derken de bu şekilde kaybetmiştim. Ama tabii ki 20 yıl önceki hislerim, hırslarım hala var. Şimdi de yok değil. Fenerbahçe'de hırsı olmamanın tam tersi bir kulüp, hırsları olan bir kulüp. Ama burada hedeflerimize ulaşmak için içinde bulunduğumuz durumlar çok zor. Türk insanı ne demek istediğimi gayet iyi anlıyor. Ben tabii ki içimde aynı ateşi, aynı hırsı hissediyorum. Hala aynı duygusal şeyleri yapıyorum. Hala sarı kart görüyorum. Yani dış görünüşüm dışında pek fazla değişen bir şey yok benim için. Fenerbahçe kupaları kazanmak için yarıştı. Turnuvaları kazanmak istiyor. Ligde iyi rakiplerimiz var, iyi takımlar var. Zor şartlar var ama bu zor şartları konuşması gerekecek doğru kişi ben değilim. Çünkü ben buraya yeni geldim. Onlar daha iyi biliyorlar. Çünkü tüm hayatları boyunca onlar buradalardı. Aynı şekilde Avrupa Ligi'nde de seviyesi çok yüksek takımlar var. Bu yeni garip formatta hem iyi hem kötü şeyler var. İyi şeylerden bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nden artık takımlar gelmiyor. Bu turnuvaya başlayan takımlar bu turnuvayı bitiriyorlar. Takım isimlerine baktığımız zaman gerçekten zor ve potansiyelli takımlar var. Önümüzde 8 maç var. Şimdi tabii ki 7 maçımız kaldı. Biz ilk etabı geçmeyi umuyoruz. İkinci etaba geçtikten sonra üçüncü etabı düşünmeye başlarız. Şu anda bu yeni formatta kaç puan gerektiğini bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. O da şu anda cebimizde 3 puan var. Önümüzde 7 maç daha var ve bu maçlardan da puan almamız lazım. Umarım yarından başlayarak bunu başarırız. Asik is a normal appointment. The UEFA chooses. Bunun normal bir atama olduğunu düşünüyorum çünkü UEFA atamaları yaparken Bay Rossetti ve De Kuipers'in yapmış olduğu atamalara göre belirliyor bu kararları. Benim için hiçbir problem yok çünkü ben dürüstlüklerine inanıyorum. Futbolun içinde olan insanların dürüstlüğüne inanıyorum. Tabii ki onlar o gün kötü günündeydi. Finali yönettikleri günde kötü günlerindeydi ve bir kulübün, hocanın, oyuncuların ve taraftarların tarihini etkileyen karar verdiler. Ben bunu unutmuyorum ama dürüstlüklerine inanıyorum. Sadece onlar o gün kötü günlerindeydi. Yarın da ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum. Dolayısıyla bununla ilgili hiçbir problemim yok. Sıfır problem benim için. It's because my teams were very good teams. I play against Ajax with Real Madrid, no? Kazanıyorum. Geçmişte o maçları kazandım çünkü iyi takımları çalıştırıyordum. Ajax'a karşı 4 defa oynamıştım Real Madrid'deyken ve böyle bir eşleşmede zaten kazanmayı beklersiniz. Dolayısıyla bunun benimle bir alakası yok veya Hollanda takımları olmasıyla bir alakası yok. Sadece takımların potansiyeliyle bir alakası var ki o eşleşmelerde zordu, kolay olmadı. Sadece bir tane Ajax Real Madrid maçı kolaydı hatırladım. Bir de Manchester United Ajax finali kolaydı. Onun dışında oynamış olduğum hepsi zordu ki daha çok yeni Feyenoord'a kaybettim. Yarın da zor olacak diye düşünüyorum. Benim için Hollanda takımlarına oynamak, Hollanda takımlarına karşı oynamaktan hoşlanıyor musunuz diye sorunun devamı geldi. Ben kazanmaktan hoşlanıyorum, kaybetmekten hoşlanmıyorum. Hollanda takımları her zaman zor, çok organizeler, çok iyi oynuyorlar. Teknik anlamda çok üst düzeyler, çok kaliteliler. Özellikle evlerinde oynadıklarında, taraftar desteği olduğunda bu maçlar çok çok zor oluyor. Bu sene hem Twente hem AZ ile eşleştik grup içerisinde ve ikisiyle de deplasmanda oynayacağız. Eğer bana bu durumdan mutlu musunuz diye sorarsanız hayır değilim. Sadece havalimanının bile buraya bir saat uzak olması bizim için bir zorluk.
Hollanda takımlarının kendi kalitesi oluyor, aynı zamanda bir pragmatizmi de oluyor. Yarınki rakibimiz savunmayı çok iyi biliyorlar. Gerektiğinde geriye çekilmeyi çok iyi biliyorlar. Kompakt bir şekilde beklemeyi ve kontra ataklara çıkmayı çok iyi bir şekilde biliyorlar. Belli bir dozda pragmatizme sahipler. Bunu iyi yapıyorlar. Geçen sene de ligi sanırım 3. bitirdiler. Slavia Prag'la eşleşmişlerdi, oynamışlardı ki Slavia Prag takımı da gerçekten çok iyi bir takım. Sanılandan çok çok daha iyi bir takım. Ben de yarınki oynayacağımız Twente maçının çok iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Az önce Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun dün basın toplantısında yaptığı açıklamaları dinledik sevgili dinleyiciler. Sarı lacivertlerde sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Eğribayat'ın yanı sıra kart cezalısı son maçta kırmızı kart görmüştü. Bright Osay Samuel bu maçta forma giyemeyecek. Temsilcimiz Fenerbahçe saat 22'de Hollanda'da Twente'nin konuğu olacak. Livakovic kalede olacak. Savunmanın sağında Mert Müldür'ün oynaması bekleniyor. Ortasında Rodrigo Becao ve Alexander Djiku oynayacaklar. Sol bekte Jaden Osterwold oynayacak. Orta sahada defansın önünde Fred, göbekte Sofyan Amrabat ya da ikisi yan yana. İrfan Can Kahveci'nin sağ kenarda oynaması bekleniyor. Sebastian Szymański serbest eden pozisyonda, sol kanatta Dušan Tadić. İleride ise Yusuf En-Nesyri ile Sarı Lacivertli takımın bu akşamki deplasman maçına çıkması bekleniyor. Biliyorsunuz Fenerbahçe önceki hafta Sencilua'yı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Teknik direktör Şenol Çorlu Fenerbahçe bölümümüzde bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Özgürcüğüm merhabalar, hoş bulduk, iyi akşamlar. İyisiniz umarım hocam. Hocam iyisiniz umarım, iyisiniz, nasılsınız dedim hocam. Teşekkür ediyorum, sağ ol Özgürcüğüm, sen nasılsın? Harika, ben de iyiyim hocam. Umarım 3 Türk takımı da bu akşam galip gelir ve ülke puanı açısından harika bir gece yaşarız. Daha iyi oluruz hocam. İnşallah, inşallah temennimiz var. Bakalım. Ne diyorsunuz 3 takım böyle kısa kısa baktığınızda maçlar için? Yani hiçbirisi işi kolay değil. Yani belki biraz Galatasaray'ın işi kolay. Kağıt üzerinde gözüküyor ama yani ben hep Avrupa Kupası maçlarına biraz temkinli yaklaşıyorum. Çünkü kolay değil. Yani Türkiye Süper Ligi'nden farklı bir ortam. Evet. Farklı bir ambiyans. Ama bizim teknik direktörlerimiz de, inanıyorum futbolcularımız da hadiseye daha farklı bakıyorlar. Yani bütün bu iki takım üç takım içerisinde hani Fenerbahçe'ye biraz daha dikkatli seyrettiğim için yani onun işinin biraz daha diğerlerine nazaran daha zor olduğunu söyleyebilirim. Twente takımı tabii Hollanda'nın en köklü takımlarından bir tanesi. Bir de geçen seneye göre daha farklılar hocam. Daha kompakt oynayabiliyorlar. Oyun seviyeleri daha yüksek. Geçen sene Fenerbahçe 5-1 yenmişti Twente'yi. Yani geçen senekinden farklı olacağını düşünüyorum. Anladım. Orta sahada oynayan Staten diye bir iyi bir futbolcuları var. Yani çok koşan. Defansif olarak da çok kompakt bir takım. Yani onlar da kendini geliştirdiler. Ama Fenerbahçe'de biliyorsun transferler yaptı. Onlar da kendini geliştirdiler. Onun için ben bu akşamki maçın geçen seneye nazaran daha farklı olacağını düşünüyorum. Alo. Hocam. Kesildi mi? Daha farklı. Hayır, kesilmedi. Biz sizi net duyuyoruz hocam. Daha farklı ve daha zor olacağını düşünüyorsunuz bu akşamki maçı. Yani, evet. Hocam ben az önce bir 11 saydım Fenerbahçe adına. Katılıyor musunuz bu 11'e? Bir daha tekrarlayayım isterseniz. Çağlar yok biliyorsunuz, sakat. Onun yerine Djiku oynayacak Becao ile birlikte. Sağ bek Mert Müldür. Sol bek Osterwold. Orta sahada Fred Amrabat. Sağ kenarda İrfan Can Kahveci. Sol kenarda Dušan Tadić. Sebastian Szymański serbest adam ve ileride En-Nesyri. Sol tarafta Maxim mi oynayacak? Yok. Sol tarafta Dušan Tadić gözüküyor hocam. Tadić gözüküyor. Muhtemel kadro bu. Öyle mi? Yani olası kadro, arkadaşlarımın son verdiği bilgi bu şekilde. Hı. Ama tabii dediğiniz gibi Maxim'le de ilgili bir tasarruf olabilir. Maxim mi dersiniz? İrfan Can yedek bekler. İşte Dušan Tadić daha önceki maçlarda olduğu gibi sağ kenar Maxim, sol kenar mı oynar? Ne dersiniz? Şimdi benim gönlümden geçen sağ tarafta İrfan Can, solda Maxim. Ama tabii son kararı hocamız veriyor. Ona saygı duymak lazım. Şimdi bu kadroda, muhtemel kadroda dikkatimi çeken konu, eğer yanlışsam sen de düzelt, Becao ile Djiku sezon başından beri ilk defa yan yana gelecekler değil mi? Evet, ben de öyle hatırlıyorum hocam.
Evet, yani geçen sene çok gördük İsmail Hoca. Genelde Çağlar değişmeyen stoper olarak oynadı. BK Ciku, genellikle de Ciku oynadı. Ama geçen sene İsmail Hoca BK ile Ciku'yu çok oynattı. Hatta sezon başına başlangıç kadrosunda bu ikili sürekli yer aldı. Takımın yükselişlerinde de bunlar vardı. Ama Mourinho tabii yani kendi futbol görüşüdür, saygı duyuyorum. Değiştirdi ilk defa. Bu ikili denecek. Tabii uzun bir aradan sonra bu ikilinin yan yana gelmesinin performansını ben de merak ediyorum. Yani kağıt üzerinde evet birbirini tamamlıyorlar. Her ikisi de bireysel olarak çok iyi futbolcular. Ama tabii uzun süredir yan yana oynamadıkları için birbirinin alışkanlıklarının biraz zaman alacağını düşünüyorum. Umuyorum bu ikili de ligde de devam eder. Çünkü Çağlar'ı da düşündüğümüz vakit bana en uyumlu ikili BK ve Ciku geliyor. Diğer tarafta Osterwalde zaten sezon başından beri oynuyor. Sağ tarafta Mert Müldür oynayacak. Bence bu ikisinin performansı bugünün maçının neticesiyle direkt orantılı. Hem hücum anlamında hem defansif anlamda. Ama tabii bu ikiliyi, yani kastettiğim futbolcular Mert ve Osterwalde, geçen seneki kadar hücuma çıkan Osayi Samuel gibi bir Ferdi gibi takıma ofansta etkili edemiyorlar. Çünkü çok hoca bu iki futbolcu da öyle çok çıkartmak istemiyor. Özellikle amacı gol yememek. Dolayısıyla bu anlayışla oynadığı için bunları daha çok savunmada tutuyor. Yani burada bu kadro üzerinden gidecek olursak burada neticeyi belirleyecek olan futbolculardan bir tanesi tabii ki Fred orta sahada. Onun da bugün çok hareketli olması lazım çünkü yani özellikle ceza sahasına yakın yerlerden vurduğu şutlar ve attığı ara paslar takımın üzerinde çok etkili. Santrafor El Nesri'ye oynayacak büyük bir ihtimalle. El Nesri'ye atacağı ara pasları, iç koridorlara atacağı ara pasları bence çok etkili olacak. Aynı şekilde Szymański ama bireysel performans olarak neticeyi hani daha etkileyebileceği inandığım maksimum var. Birebir de çok etkili, geçemeyeceği futbolcu yok. Çok kreatif, çok yaratıcı bir futbolcu. Hem kendine pozisyon yaratabilir hem de arkadaşlarına pozisyon yaratabilir. Ama onun da zaman zaman son vuruşlarında bir problem demeyeyim de bir eksiklik görüyoruz. Yani bu açığını muhakkak bu seviyedeki bir futbolcunun kapatması lazım. Bence sahadaki diğer bir futbol hakkı da İrfan Can. Eğer formda bir İrfan Can bugün seyredersek bence o da neticeye direkt tesir eder. Hem oynatır hem oynar. Tabii ama direkt neticeye etki edecek futbolculardan iki tanesi Szymański ve diğeri de El Nesri. El Nesri'nin artık gol atmasını bekliyoruz. Yani baktığınız zaman çok etkili, çok fuleli, gol pozisyonuna da giren, hava hakimiyeti çok iyi olan futbolcu. Ama son vuruşlarında hala o özgüveni kazanabilmiş değil. Onu umuyorum ki bugün atacağı gol veya gollerle takıma da artık uyum göstermiş olur. Çünkü buna bir ihtiyacımız var. Takım olarak da ihtiyacımız var. Kendisinin de ihtiyacı var. Çünkü böyle gitgelli oyunlarda ben bu akşam onun El Nesri'nin gol pozisyonuna gireceğine inanıyorum. Diğer bir konu da bence Livakovic son haftalarda ciddi bir form grafiği yükseldi. Çok enteresan, çok olmayacak yerde kurtarışları var. Onun da tabii ki bugün performansı bence neticeye etkisi edecek diye düşünüyorum. Genel anlamda takımın düşüncelerim bunlar Özgürcüm. Anladım hocam. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Tabii şimdi Avrupa Kupalarında ilk maçı kazandık. Gol yememek öncelikli. Ben de savunmanın iyi olmasını temenni ediyorum ve buna katılıyorum. Ama tabii tamamen savunma yapıp da hücumu düşünmemek olmaz. Böyle maçlarda rakip takımın savunması eğer önde basarsak, ön alanda basarsak dengesiz yakaladığımız takdirde ben El Nesri'nin gol atacağını düşünüyorum. İrfan'ın ara paslarıyla gene El Nesri, gene Maxim'in gol pozisyonuna gireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla keyifli olur diye düşünüyorum. Kazanmadığı takdirde alacağı puanlar bundan sonraki maçlar için bir avantaj. Ama kazanabilirsek de çok güzel olur.
Peki. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Üç evet, temsilcimize tamam. de başarılar evet, dilerim. Aynen öyle. Aynen öyle. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Özgür'cüğüm. Görüşürüz. Tekrar görüşürüz. Hadi canım. Değerli Fenerbahçe bölümümüzü konuğumuz teknik direktör Şenol Çorlu'ydu biliyorsunuz. Futbolculuğunda Fenerbahçe'nin formasını başıyla giydi ve Fenerbahçe'yi uzun yıllar altyapı çalışmalarında altyapı koordinatörü olarak büyük hizmetleri geçti. Değerli dinleyiciler, programımızın bu aşamasını sizleri Riga'ya götürüyoruz. Letonya'da sevgili Serhan Türk var. Galatasaray'ın bu akşam yapacağı maçı orada takip edecek. Serhan hoş geldin. Hoş bulduk Özgür, iyi yayınlar diyelim. İyi çalışmalar dilerim ben de Serhan. Nasıl orada ortam? Evet, soğuk. Aslında ülke olarak soğuk bir ortam var. Ama futbol anlamında akşam içimizin ısıtmasını bekliyoruz Galatasaray'ın. Evet. Buradan puan almak tabii çok önemli, çok değerli. Ama bir anlamda avarajı daha yakalamak daha da önemli olduğunu düşünüyoruz. Galatasaray'ın bol gollü bir galibiyetini bekliyoruz. Çünkü rakip tabii ki Avrupa futboluna, dünya futboluna baktığımız zaman kolay bir rakip gibi gözükse bile Galatasaray daha önce kolay olan rakiplerden Trondheim faciası, Tromso faciası yaşamıştı zamanında. Ama burası bir kuzey ülkesi, Baltık ülkesi ama bir anlamda da futbolda uzaklar, şöyle uzaklar, burada futbol, spor aktivitesi anlamında üçüncü çok fazla ilgi gösterdikleri spor anlamına geliyor. Burada bu okeyi daha fazla hakim diyebiliriz. Riga ekibi de bu akşam karşılaşmayı bekliyor. Bu yüzden taraftarların çok olacağını söyleyebiliriz. 10 bin kişilik Duguava stadında yapacaklar karşılaşmayı kendi statlarına bir. Daha önce milli takımımızın da Letonya'ya karşı oynadığı Duguava stadında bu akşam karşılaşmayı çıkmasını bekliyoruz. Türk taraftarlar kayıtsız kalmamıştır elbette ki bu maça, değil mi? Evet, yaklaşık 2000'e yakın Türk taraftar olacağı söylendi. Ve şu an sokaklara dolaştığımda sarı kırmızı taraftarların daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Bir anlamda hem Türkiye'den gelen hem Avrupa'nın değişik şehirlerinden gelen Türk taraftarlar da akşam Galatasaray'ı desteklemek için burada olacaklar. Ama Letonya'da da bugün gerçekten spor anlamında güzel bir gün olmasını bekliyoruz. Çünkü Letonya'daki taraftarlar Riga'yı izlemekten çok Galatasaray yıldızlarını izlemeyi de evet. İçinde stadı dolduracaklarını söyleyebiliriz. Doğru. 11 nasıl? Belli oldu mu 11 Serhan? Muhtemelen 11'imiz şöyle diyebilirim, biliyorsun Mustafa cezası nedeniyle, Yankoş karşılaşmasının cezası nedeniyle 3 maç cezası vardı ve bu akşam kalede Günay Güvenç olacak. Sağ bekte Kaan Ayhan, sol bekte Jakob, stoper sandığımda Davison Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, orta alanda Gabriel Sara Torreira, Mertens, sağ kanatta Barış Erfermez, sol kanatta Yunus ve forvet nesile İkerli'yi bekliyoruz. O sürede biliyorsun bir sakatlığı vardı. Yaklaşık bir hafta takımdan uzak kalacak diyebiliriz. Peki. Sevgili Serhan, dün Okan Buruk'un basın toplantısındaki açıklamaları nasıl yorumladın? Yani tabii ki yani bir FDK'ya sevk edilen bir Okan Buruk var. Ve niye sevk edildiği çok tartışılan bir Okan Buruk var. Okan Hoca da sevk ediliriz şeklini ve sevk edilmeden önce yoğun bir temasların olmasından dolayı, kendisine gelen bilgiden dolayı bunları anlatmak istedi. Hı hı. Özellikle aldığım bilgi pazar gününden itibaren Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe yöneticilerin bana ceza aldırmak için çaba sarf ettikleri yönünde şeklinde bir açıklama yaptı. PFLK sevgi açıklandı. Daha sonrasında da PFLK sevginin açıklandığını dile getirdi. Ve şöyle de devam etti. Hakimi tehdit etmem için hakemle diyaloğum olması lazım. Öyle bir şey olmadı. Kimi sahalarda daha önce hakimin üstüne yürüyen, taraftarı dönmeye kalkan ya da bir kavga ortamı olan çok görüntüden gördük. Kimse burada ceza almadı. Şu an benim hakemle olan diyaloğum net bir şekilde yok. Buna rağmen benim ceza almam için elinden geleni yapan birileri var dedi. Hatta oradan sonra ben soruyu şu şekilde sordum. Kim bunlar ve size kim bunu söyledi dedim. Bu bilgiler için net bir şey kesip söylemedi ama Galatasaray'ın önünü kesilmesi için her şeyin yapıldığı, Okan Buruk'un ceza alması için her şeyin yapıldığını net bir şekilde anlatmaya çalıştı Okan Buruk. Bu anlamda adeta Acun Ilıcalı, biliyorsun Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı'nın da yakın dostlukları var. Daha önceden de zaten biz bunu biliyoruz, sen de yakından şahitsin. Ben de yıllardır bu mesleğin içinde bir insan olarak Acun Bey ile Okan Hoca'nın ne kadar iyi bir dost olduklarını biliyorum.
Ama Acun Bey biliyorsun Fenerbahçe'nin yöneticisi ve Fenerbahçe'nin çıkarları doğrultusunda hareket etmek zorunda. Çünkü Fenerbahçe taraftarı. Okan Buruk'ta nasıl Galatasaray olduğunu biliyoruz. Ve Galatasaray için şu an profesyonel görev yapıp ve Galatasaray başarısı için neler yaptığını görebiliyoruz. Bu anlamda evet. İkisinin diyaloğunu da sorduk. Dostluğumuz devam ediyor. Ama tabii ki Acun Ilıcalı Fenerbahçe için, ben de Galatasaray için çalışıyoruz. Evet. Ama yönlendirme yapılması ve farklı çekilmesini ben kabul etmiyorum. Evet. Gazete televizyon dolaşılması pek hoş değil dedi. Peki. Serhan çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim. İyi çalışmalar. Serhan Letonya'dan bildirdim. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Programımızın bu aşamasında konuğumuz sevgili Arda Erol Fanatik'te yazıyor. Biliyorsunuz sevgili Arda Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Arda hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar Özgür. İyi çalışmalar dilerim, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bugün tam bir futbol akşamı olacak. Bakalım takımlarımız, temsilcilerimiz hangi sonuçları alacaklar. Tabii ülke puanı açısından hepsinin galip gelmesi en büyük temennimiz. Frankfurt'u, Avrupa futbolunu çok yakından takip ettiğin için ben öncelikli olarak Beşiktaş'ın bu akşamki rakibi Frankfurt'la ilgili düşünceni öğrenmek istiyorum. Ya Frankfurt Almanya'nın kalbur üstü takımlarından biri diyebiliriz. Zaman zaman iniş çıkışlar yaşadılar son yıllarda ama Tuchel yönetiminde yeniden üstlere doğru oynamaya başladılar. Yani Beşiktaş'ın şanssızlığı aslında Avrupa Ligi'ne iki tane dişli takımla başlamak ki Ajax deplasmanı çok sıkıntılı geçti Beşiktaş açısından. Frankfurt'ta içeride oynayacaklar ama Frankfurt'ta yani Ajax'tan sonra aslında karşılaşmak istemeyeceğimiz bir takım. %100. Evet, yani hem fizik gücü sağlam hem hızlı oyuncuları var, teknik kapasiteleri yüksek. Beşiktaş'ı yine zor bir maç bekliyor. Umarım bu zor maçtan alınmasıyla çıkıp galip gelir. Çünkü senin dediğin gibi ülke puanı açısından artık her takımımızın galip gelmesi gerekiyor. Maalesef Başakşehir'le üzüldük. Onlar da grubun konferans günü zor takımlarından biriyle oynadılar. Yine kaybettiler. Umarım bu akşam 3-3 yapabiliriz. Çünkü Çekya ile aramızın açılmaması gerekiyor. Peki. Bu akşam Twente deplasmanında olacak Fenerbahçe. Twente geçen sezona göre sence daha güçlü, daha kompakt bir ekip mi? Sizin gazetede buna benzer bir demeç var. Hollandalı bir gazetecinin demeci galiba. Ne dersin? Evet. Twente zaten hocaları Ostik de söyledi geçtiğimiz sezonu göre geliştik diye. Yani geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 5-1 kazanmıştı ama bilmiyorum hani maçı hatırlayanlar olacaktır. Normalde çok sıkıntılı başlamıştı maç Fenerbahçe adına ve yenik duruma düşmüşlerdi. Daha sonra 1-1 oldu ve hemen ardından kırmızı kart geldi diye hatırlıyorum. Yani Twente 10 kişi kalana kadarki bölümde Fenerbahçe ki o dönemki Fenerbahçe'yi hatırlayalım. Müthiş sezona müthiş başlamıştı. Peş peşe farklı galibiyetlerle yoluna ilerliyordu ki bence en sıkıntılı maç 5-1 kazanmasına rağmen o karşılaşma olmuştu. Çünkü 10 kişi kalana kadar Twente bayağı zorlamıştı Fenerbahçe'yi. Bu sezon hocaların da dediği gibi biraz daha kompakt, daha ayakları yere sağlam basarak oynuyorlar. Hollandalı meslektaşımızın bize söylediği gole yakın çok oyuncular var. Bekleri çok atletik, agresif. Sol bekte Salahattin, sağ bekte Van Roy. Onlar da etkili oyuncular. Orta sahaları çok enerjik koşuyor ama fiziken rakiplere kıyasla genelde küçük kaldıkları, bu nedenle vücut vücuda çarpışmalarda yani kim mücadeleden öyle korakor geçtiği anlarda zorluk yaşadıklarını söyledi ki hocaları Austin'de son Nakbreda maçıyla ilgili benzer bir yorum yapmıştı. Breda karşısında vücut vücuda çarpışmamız gerektiği zamanlarda sorun yaşadık demişti. O karşılaşmayı penaltı golüyle 1-0 kazandı Twente ama pozisyonu girmekte çok zorlanmışlardı. Manchester United maçı tabii bizim için referans olabilir. O maçı da aslında kazanabilirdi Twente. 1-1 beraberi bitti ama önemli fırsatlar yakalamışlardı. Hızlı hücuma çıkıyorlar. Bu bizim için, Fenerbahçe için bir sıkıntı olabilir. Hızlı hücumlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan Mourinho yine biraz daha geride, yani taraftarın sevmediği tarzda bir oyun sistemini tercih edebilir. Yine stoperlerin genç olması, hataya biraz meyilliler. Bu bizim avantajımıza. Zaman zaman konsantrasyon sorunu yaşayabiliyorlar maç içerisinde. Zor bir maç bekliyor Fenerbahçe'yi.
Tabii ki Fenerbahçe kalite olarak ve Mourinho faktörüyle her şeye rağmen deplasmanda da olsa favori ama dediğim gibi kolay geçmeyebilir. Peki. Sevgili Arda, ne dersin? Nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak Fenerbahçe sence? Yani bence tek soru işareti forvet. Kalede Ljubkovic, zaten beklerde alternatif yok. Kostić Avrupa listesinde yok. Samuel sakat. O yüzden sağ bek Mert Müldür, sol bek Osterwold'ü, stoperde de Beka Jiku. Orada da biliyorsun Çağlar'ın sakatlığı var. Orta sahada ben Fred Lambrobat ikilisini bekliyorum. Muhtemelen tabii Şimanski Maxim'in üçlüsü yine sahada olacaktır. Forvet'te iki seçim de şaşırtıcı olmaz. Bir tık Dzeko daha yakın bence 11'e ama en nesilinin çıkması da sürpriz olmaz. Mourinho'nun iki oyuncu ya da hemen hemen yakın mesafede olduğunu söyleyebiliriz. İkisinin de artı eksileri var. Peki. İrfan Can Kahveci yedek kulübesinde mi olur? Yani 3 oyuncu maksimum Dušan Tadić ve İrfan Can Kahveci arasında tercih yapmak zorunda mı sence? Bence solda maksimum, sağda da muhtemelen Tadić başlayacaktır. Yani İrfan Can'ı bundan sonra daha çok 11'de göreceğiz dedi hoca ama çok fazla görmedik. Twente maçında bana göre İrfan'la başlaması çok daha iyi olur. Rakibin, özellikle o bekin, karşısındaki bekin agresifliğini düşünürsek, Anas Selahattin ayak saltıpısından yetişen bir oyuncu. Galatasaray derbisinde Tadić'in öyle agresif bir bek karşısında sıkıntı yaşadığını görmüştük. Jakobs karşısında. Bu nedenle İrfan'la başlaması daha doğru olur ama hoca Tadić'i de, Tadić'ten de çok memnun olduğu için muhtemelen Sırp oyuncu 11'e daha yakın görünüyor. Bu önemli tespiti sevgili Arda Eroğlu yaptı. Fenerbahçe bölümümüze Fanatik'te yazıyor Arda. Arda çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Yayınlar. Kolay gelsin. Değerlincer Beşiktaş bölümümüzde temsilcimiz Beşiktaş akşam 22'de Dolmabahçe'de Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Beşiktaş taraftarları 24 Ekim'de deplasmanda Lyon'la karşı karşıya oynanacak maçta UEFA'nın aldığı karar nedeniyle maalesef statta yerlerini alamayacaklar. Fransız basından RMC Sport'ta yer alan habere göre Groupama stadındaki müsabakada siyah beyazlı taraftarlar bulunmayacak. Fransa'daki ulusal holiganizmle mücadele birimi tarafından çok yüksek riskli maç olarak sınıflandırılmış Lyon Beşiktaş maçı. Bu nedenle valilik bir kararname yayımlamış. Kararnamede Beşiktaşlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasak olduğu bildirildi. Lyon deplasmanı da gerçekten Beşiktaş için son derece önemli bir deplasman ki bu deplasmanda taraftarıyla olması Beşiktaş için büyük bir avantaj olacaktı. Bir talihsiz karar olarak ortaya çıkıyor bu maalesef. Siyah beyazlı takımı konuşacağız. Frankfurt maçı öncesinde bakalım Giovanni Van Bronckhorst'un tercihleri ne yönde olacak? Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Van Bronckhorst, Almusrati'nin yokluğunda orta sahada kime görev verecek? Teknik direktör Fuat Yaman hem teknik direktör olarak hem de futbolcu olarak Beşiktaş'ta başarıyla görev aldı bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar Özgürcüğüm. Kolay gelsin. Sağ olun. Hocam bu Lyon valiliğinin aldığı kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Lyon Beşiktaş maçında Avrupa Ligi'nde Beşiktaş taraftarı stada alınmayacakmış. Hatta şehre girişe engellenecekmiş. Ne diyorsunuz? Yüksek risk içeren bir maç olarak nitelendirilmiş bunu oradaki yetkililer. Hangi sayıklarla, hangi gerekçelerle yaptığını da bilmek lazım. Bunun bir gerekçeli kararı olması lazım. Bunu da basının, kamuoyunun bilmesi hakkı. Niye yüksek riskli oluyormuş? Bu Orta Doğu'daki krizden dolayı mı oluyor? Anlam veremedim ben. Siz ne dersiniz? Yani bizim konumumuzda olan insanlar için, senin, benim insanlar için, yani konuya tam nedenini bilmeyen insanlar için anlaşılması çok güç karar tabii ama yine de bilmek lazım. Belki bir duyum aldılar ya da şu anda Orta Doğu'daki hareketliliğin bahane edilmesiyle bir terör olayı olma ihtimali bir gördüler. Yurt dışında yaşayan PKK yanlılarının bir eylem hazırlığı içinde olduğunu mu duyumunu aldılar. Bunları bilmeden yorum yapmak gerçekten zor çünkü normal şartlarda özellikle Avrupa'nın merkezinde, Fransa'da, Lyon kentinde böyle bir kararın alınması insana gerçekten düşündürüyor. Yani farklı bir ülkede, farklı bir yerde nispeten terör olaylarına arda sırada rastladığımız yerde böyle bir uygulama olsaydı
bir şey üretmek, bir fikir üretmek belki biraz daha kolay olurdu ama Fransa'da böyle bir karar aldıklarına göre kesinlikle bir duyumları olmuş olması lazım. Yoksa yani Lyon takımının çıkarlarını korumak için bir şark zihniyetiyle olaya yaklaşmak çok doğru bir şey değil. Yani Lyon Beşiktaş maçında Beşiktaş taraftarlarının Lyon'un çıkarlarını ya da maçtaki etkinliğini düşünerek böyle bir karar alacaklarını hiç zannetmiyorum. Mutlaka bir duyum olmuştur ya da bir şey vardır. Yoksa olaya farklı yaklaşmazlardı diye düşünüyorum ben. Anladım. Şimdi Marsilya gibi kozmopolit bir Fransız şehrinde olsa, ki Marsilya göçmenlerin, uyuşturucu trafiğinin, farklı etnik kökenden gelen insanların çok yoğun bir biçimde bir arada, dar alanlarda bir arada yaşadığı ve çatışmanın çok yoğun olduğu bir yer. Dolayısıyla orada buna benzer işte terör örgütünün bayrakları açılıyor vesaire, tribünlerde provokasyon oluyor. Marsilya da olsa anlarım da Lyon çok daha güvenlikli, bu anlamda daha steril bir şehir olduğu için bu soruyu sorma ihtiyacı hissettim. Birazdan da Fransa'dan bir bağlantı yapıp konunun ayrıntısına bakacağız. Sayın Fuat Yaman bizimle birlikte. Hocam ne dersiniz? Al-Musrati'nin yokluğunda hangi oyuncu bugün görev alabilir Beşiktaş'ta? Tabii ilk elden Salih Uçan akta geliyor ama Şer Endur da önemli bir opsiyon bence. Çünkü daha hareketli, bence topa daha hakim bir oyuncu. Ayağına top daha hakim ve bilekleri çok yumuşak olduğu için sıkıştığında oyun dar alandan da çıkabiliyor. Ne dersiniz? Şimdi çok kısaca vurgulamak lazım ki şimdi Beşiktaş 6 numara pozisyonunda Al-Musrati'yi kullanıyor genelde. Al-Musrati birçok takımın tercih ettiği 6 numaradan çok farklı bir oyuncu. Yani mesela Galatasaray'da Torreira var, Fenerbahçe'de İsmail oynuyor şimdi, şeyi aldılar, Amrabat'ı aldılar. Yani bu tip 6 numaralar fiziksel iş yapan, alan kaplayan, rakibin hücuma çıkmasını geciktiren, engellemeye çalışan oyuncu modelleri bunlar. Şey de öyle, ufak tefek olmasına rağmen Torreira da öyle. Çok hızlı ve çabuk olduğu için rakibin hızlı hücumunu engelleyebilme özellikleri olan tarzda oyuncular. Dünyada da genelde çoğu takım 6 numaraları tercih ederken bu tarz oyuncuları tercih ediyorlar. Yani savunma özelliği daha fazla olan, rakibin hücuma çıkmasını engellemeye çalışan, alan kaplayan, kolay kolay oraları rakibin kolay geçmesine izin vermeyen tipte oyuncular tercih ediyor ama Beşiktaş Al-Musrati böyle bir oyuncu değil. Dolayısıyla şu anda bile hala Türkiye'de tartışılıyor. Beşiktaşlılar tartışıyor, herkes tartışıyor çünkü herkesin kafasında öyle bir 6 numara modeli var. Dolayısıyla eğer Van Bronckhorst Al-Musrati tipinde bir 6 numara arıyorsa Al-Musrati'nin yerine, buna şu an en yakın oyuncu modeli olarak Endur görünüyor. Yani sıkışık alanda topu çabuk çıkartan, oyunun yönünü değiştiren, kenarlara çok çabuk oynama özelliği olan bir oyuncu modeli. Dolayısıyla eğer Al-Musrati tarzında bir oyuncu istiyorsa Endur'u tercih etmesinde fayda var. Ha yok, fiziksel mücadele edebilecek bir oyuncuyu düşünüyorsa, ki bana göre Ajax maçında bunun çok önemli bir hatasını yaptı. Yani Onana'yı tercih etti. Üstelik Al-Musrati varken tercih etti. Ki yani çok doğru bulmuyorum Onana tercihini. Hı hı. Her halükarda doğru bulmuyorum. O demin bahsettiğimiz sınıfa da girmiyor. Yani fiziksel mücadeleyi becerebilen bir oyuncu modeli de değil Onana. Yani Onana şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu değil. Dolayısıyla bunun yokluğunda Beşiktaş ne yapabilir? Bence orta sahayı hem ikili mücadeleye girebilme potansiyeli olan, oyunun her iki tarafında nispeten oynayabilme özelliği olan oyunculardan oluştururdum. Burada akla en yakın gelen isimlerden bir tanesi. Yani yine Salih Uçan olabilir. Fakat Salih Uçan'ın da Endur'da olan ya da Al-Musrati'de olan özelliklerin bazıları hiç yok. Çünkü çevresel görüşü çok üst seviyede değil maalesef Salih Uçan'ın. Daha dar alanı görebilen, dar alanı yönetebilme özelliği olan oyuncu modeli maalesef. Maalesef. Dolayısıyla Beşiktaş'ın daha oyunun her iki tarafına da daha yatkın, topu da iyi kullanma becerisi olan oyunculardan oluşturması lazım. Şu andaki görüntü bana en yakın ihtimalin Endur olduğunu gösteriyor ama
yine söylüyorum, Endur da böyle herkesin beklediği gibi rakibi böyle bozan, eden, geciktiren, rakibin çıkmasına çok fazla izin vermeyen, her iki tarafa da böyle hızır gibi yetişen bir savunma özelliği olan bir oyuncu modeli maalesef değil. Yani Van Bronson elinde o tarzda bir oyuncu yok şu anda. Dolayısıyla da şunu oynatsa çok daha iyi olur diyebileceğim bir model yok. Al-Musrati'nin özelliklerine en yakın isim olarak Endur görünüyor. Peki. Bakalım kimi tercih edecek. Hocam Eintracht Frankfurt biraz fazla mı büyütülüyor? Elbette ki takdir etmek lazım. İki sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar çıktılar. Başarılı bir grafikleri var. Değişen takıma rağmen Bundesliga'da çok istikrarlı gidiyorlar. İkinci haftada daha doğrusu ikinci sıradalar geride kalan haftalarda. Ama ne dersiniz, biraz fazla mı abartıldı Beşiktaş maçı öncesi? Kimi yorumlara göre Ajax'tan daha güçlü bir takım, daha organize bir takım vesaire. Ne dersiniz? Kesinlikle şu güncel konum olarak bugün itibariyle Ajax'tan çok daha güçlü bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Bir defa bunu söyleyelim. Ajax daha yeni yapılanma aşamasında olan, hatta geçen yılın büyük bir bölümünü küme düşme pozisyonuyla geçiren bir takımdı Ajax. İşte yeni yeni bir takım şeyler oluyor. Transferler yapıyorlar. Kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Ki buna rağmen Beşiktaş karşısında oldukça etkili oldu Ajax. Eintracht Frankfurt kesinlikle Ajax'tan güncel olarak, bugün olarak daha güçlü bir takım. Üstelik Alman takımları da yaklaşık son 3-4 yıldır çok ciddi bir çıkış yakaladılar. Bu sene de iyi başladılar. İşte Borussia Dortmund 7'lik yaptı bir rakibini Avrupa maçında. Bayern Münih 9 yaptı birine, Dinamo Zagreb'e. Dolayısıyla şu anda Alman takımlarıyla oynamak, özellikle iyi seviyede, iyi pozisyonda olan Alman takımlarıyla oynamak kolay değil. Yani mesela bir Stuttgart var yine Almanya'da. O da şu anda çok çok iyi pozisyonda. Tabii. Dolayısıyla bugün Beşiktaş'ın çok karşısında çok güçlü bir takım olacak ama Beşiktaş'ta bence Beşiktaşlıların kafamızdaki bildiğimiz Beşiktaşlıların hoşuna gitmeyecek belki ama Beşiktaş şu anda yeni bir yapılanma geçiriyor. İki sene çok kötü geçti Beşiktaş'ta. Yani yarıştığı rakiplerinden Türkiye Ligi'nde 45-50 puan aralığında puan farkları oluştu. Dolayısıyla Beşiktaş inişli çıkışlı zaman zaman görüntü verecektir. Buna hazır olmak lazım. Ama Beşiktaş'ın gelişimine çok faydalı olacak maçlar bunlar. Ancak böyle gelişebilirsiniz. Gelişmek için hem yeni bir kadronun uyumuna ihtiyacı var Beşiktaş'ın, hem de genç bazı futbolcuların gelişimine de katkı sağlayacaktır. Olaya biraz da o açıdan bakmak lazım. Ama Beşiktaş eğer gününde olursa Eintracht Frankfurt dahil çoğu takımla kafa kafaya oynayabilecek potansiyelde barındırıyor. Özellikle elindeki 3-4 tane çok etkili oyuncunun varlığıyla ve yanındaki oyunculara kattığı değerlerle her türlü olasılığa rağmen Beşiktaş'a karşı daha opsiyonlu yaklaşmakta fayda var. Bir Beşiktaşlı taraftarlara söylüyorum. Oluşabilecek kötü sonuçlarda bir anda umutsuzluğa kapılmanın şu anki Beşiktaş kadrosuna çok büyük faydası olmaz. Hocam Ciro Immobile hiç kuşku yok ki çok iyi bir golcü. Ligde 6 tane gol attı. Onun dışında ligde maçları dışında da golleri var. Ama Avrupa maçlarında da Beşiktaş'ın Ciro Immobile'nin yeteneklerine, gollerine ihtiyacı var. Ajax maçında çok kayboldu stoperlerin arasında. Ne dersiniz? Yani ligde iyi ama Avrupa'da Avrupa'da da verimli olabilen bir santrafor profili gösterecek mi? Ya da işte bu aslında takım oyunuyla, Ciro Immobile'nin ne kadar topla buluşturulduğuyla ilgili ya da Beşiktaş'ın ileride ne ölçüde etkili bir biçimde çoğalıp çoğalmadığıyla ilgili bir sorunsal mı? Şimdi demin orta alan oyuncusu, yani 6 numaranın özellikleriyle ilgili saptamalar yaptık. Santrafor'da da golcüde de aynı şeyler geçerlidir. Yani Immobile bir mesela Osimhen tarzı bir hücumcu değil. Yani Osimhen mesafe, kaleye uzaklık çok fazla önemli değildir Osimhen tarzındaki bir oyuncu için, Mbappe için. Bunlar hem mesafe kat edebilen hem de hızlı oyuncular. Özellikleri farklı. Immobile de Icardi tarzı gol vuruşu, ceza alanı içindeki etkinliğiyle çok etkili olabilen bir oyuncu modeli. Dolayısıyla
maçlar zorlaştıkça ya da Beşiktaş'ın rakip kaleye mesafesi uzadıkça Immobile'nin etkisi azalacaktır. Bunu peşinden görmek ve kabul etmek lazım. Zaten gollerin çoğunun da Türkiye Ligi'nde ve özellikle içerideki maçlarda atmış olması bunu kanıtlıyor. Yani Beşiktaş'ın oyuna hakim olduğu, rakip kaleye çok yakın olduğu maçlarda Immobile etkisini arttırmış, gol sayısını arttırmış. Dolayısıyla bu tamamen futbolcunun özelliğinden kaynaklanan bir gerekçe. Yoksa ne kadar çok buluşturursanız, senin de söylediğin gibi kaleye ne kadar yakın olursa Immobile, o kadar etkinliği artar. Biraz takım oyunuyla ilgili yani. Maçında, tabii. Yani Beşiktaş'ın karşı takıma kuracağı baskı ve üstünlükle ilgili. Yani Beşiktaş Eintracht Frankfurt'u boğarsa, karşı kaleye yerleşirse Immobile'nin etkisi artacaktır mutlaka. Sayın Fuat Yaman Beşiktaş bölümümüzde konuğumuz, futbolcu olarak ve teknik direktör olarak başarıyla hizmet etti Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın divan kurulu üyesi aynı zamanda, fikirlerini sizlerle paylaştı. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dinleyenlere de sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Bu arada doğru bir soru mudur bilmiyorum ama yine de sormak istedim. Bu akşamki Beşiktaş Eintracht Frankfurt maçının sonucuna dair bir tahmininiz, öngörünüz var mı? Yani hiçbir tahminde bulunamıyorum. Sonuçla ilgili hele hiç tahminde bulunamıyorum ama Beşiktaş'ın iyi bir maç çıkarabilme ihtimalini her zamanki gibi mümkün buluyorum. Çünkü özellikle iç sahada taraftarın da itelemesiyle Beşiktaş potansiyelini çok yukarı çıkarabilme özelliğine sahip. Bunu yapabilecek de futbolcuları var. Diğer futbolcuların bu işte Rafa'ya, Immobile'ye, geç sonra son zamanlarda inanılmaz bir çıkış yakaladı ki oynayacak mı bilmiyorum, sakatlandı son maçta ama bunların olduğu bir takımdan her türlü sonucu ve iyi futbolu beklemek hakkımız ya. Peki, umarım harika bir sonuç çıkar Dolmabahçe'den bu akşam. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum Özgür. İyi çalışmalar. Sayın Fuat Yaman konuğumuzdu. Kısa bir ara. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. Fransa. Derlincer, programımızın bu aşamasında Fransa'nın Lyon kentindeyiz. Sevgili usta gazeteci Engin Akgürbüz bizimle birlikte. Biliyorsunuz Lyon Beşiktaş maçı yüksek riskli grup, yüksek riskli bir maç grubuna dahil edildiği için Beşiktaş taraftarı Lyon'daki maça alınmayacak. Bunun gerekçesi neydi? Bunu merak ettik. Sevgili Engin Akgürbüz'e soracağız. Engin abi hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar Özgür Bey, size ve değerli dinleyicilerimize mutlu ve neşeli günler diliyorum. Eksik olmayın, ben de iyi çalışmalar dilerim. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Vallahi çalışmalar artık biraz yavaşladı, ben emekli olmak üzereyim. Harika, sevindim. Bundan sonra balığa gideceğiz. Çoktan hak etmiştiniz, ne güzel. Peki, 24 Ekim'de Lyon kentinde, sizin yaşadığınız kentte bir maç var. Lyon Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu maça Beşiktaş taraftarının maç yüksek riskli kabul edildiği için, holiganizme mücadele birimi tarafından yüksek riskli maç olarak nitelendirildiği için Beşiktaş taraftarı alınmayacak. Niye yüksek riskli maç olarak ilan ettiler sizce? Yüksek riskli maç, bundan önce Lyon'la Beşiktaş bir defa daha karşılaşmıştı Lyon'da. Orada bir takım olaylar olmuştu. Hatta Lyon seyircisi, bazı Lyon seyircisi sahaya inmişti şeylerden korkarak, o maykaplar bilmem neler atıyorlar ya. Evet. Çekinerek. Ondan sonra onun üzerine tahmin ediyorum. Bir de son zamanlarda bazı Beşiktaş gruplarının sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar var. Rövanşa hazır mısınız gibilerinden. Yani o stadın çevresinde olan kavgalara ithafen savaşta işte ikinci raunda hazır mısınız diye bir takım haberler çıkınca Lyon'lu yöneticiler biraz herhalde korkmuşlar, gözleri korkmuş. Fakat UEFA'nın ben bulamadım, belki de beceremedim bilmiyorum. Fakat UEFA'nın Türk seyircisi giremez, yasak diye bir kararı yok. Fakat şöyle Lyon kulübünün almış olduğu şöyle bir karar var. Lyon kulübü kendi ultralarına, yani ultra dedikleri o aşırı fanatik
aşırı fanatik sezgisine gelmiş bir yasak var o zamanlar. Çünkü o çıkan olaylar, onun arkasından Lyon'da bir takım daha olaylar olmuştu. Ve Lyon'a bir takım yasaklar gelmişti. Yani o fanatikleri maça almayacaklar. Ha, anladım, anladım. O kendi yani, fanatiklerini maça almayacaklar. Evet, 50 bin kişilik stada sadece 25 bin kişi girebilecek. Onu da yani Türk seyircisi derken neyi bahsediyorlar bilmiyorum. Türkiye'den giden Türk seyircisi mi? Yoksa orada da Beşiktaş taraftarı çok ve çoğu Fransız. Doğru. Yani bu Beşiktaş taraftarının çoğu Fransız. Kimi nasıl engelleyecekler, nasıl yapacaklar bilmiyorum. Dediğiniz gibi çok önemli bir nokta var burada. UEFA'nın böyle bir kararı yok. Her şeyden önce UEFA karar vermeli. Yani yerel yetkililerin verdiği kararla mutlak bir biçimde bu hayata geçirilemez sanırım, değil mi? Yok, yok. Doğru. Mümkün değil. Yani yapamaz. Türkiye'ye belki vize vermezler falan. Türkiye'den gidecekleri yasaklayabilirler ama Fransa'da da var bir sürü Beşiktaş seyircisi. Evet. Bir çoğu Fransız yani, Türk de değil. Enteresan. Doğru. Peki. Peki, bu verdiğiniz bilgilerden ötürü çok teşekkür ederim Engin abi size. Rica ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Var mıydı ekleyeceğiniz bir şey? Vallahi uğrayacağım mı? Çay mı içeceğim mi? Şeyin, tabii. Kaçışın yok. Bekliyorum her zaman. Her zaman. Başımızın üstünde yeriniz var. Eksik olmayın. Her zaman bekliyorum. Sağ olun. Tamam Özgür Bey. Tekrar görüşürüz. Sağ olun. Bu önemli bilgileri Engin Akgürbüz aktardı sizlere. Lyon'da yaşıyor. Usta bir gazeteci. Fransa'yı çok iyi biliyor. Lyon'da ki son durumu aktardı. Bundan önce Lyon Beşiktaş maçında çıkan olaylardan dolayı böyle bir karar almışlar. Aynı zamanda kendi fanatik taraftar gruplarında maça almama kararı almış Lyon kulübü ve bununla birlikte Lyon valiliği de, oradaki valilik, mülki amirlik de bu yönde bir karar almış. Bakalım UEFA ne diyecek, bunu hep birlikte göreceğiz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli Yücel, Galatasaray 19.45'te Riga'da maça çıkacak. Letonya'da Riga'nın konuğu olacak. Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Torreira 11'e dönüyor. Kalede Günay Güvenç olacak. Fernando Muslera'nın cezası devam ettiği için 3 maçla cezalandırılmıştı. Young Boys maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle ilk maç PAOK maçıydı. Şimdi Riga bir sonraki maçta da oynayamayacak. Sonrasında kaleye geçecek Fernando Muslera. Onun yokluğunda Günay oynuyor ki Günay PAOK maçında harika bir 90 dakika çıkardı. Bu akşam da kalede olacak. Sonunun sağında Kaan Ayhan oynayacak. Solunda Jakobs'un oynamasını bekliyoruz. Davinson Sanchez ve Abdülkerim stoperdeki ikili. Onların hemen önünde Torreira. Orta sahada göbekte Gabriel Sara, sağ kenarda Barış Alper Yılmaz, sol kenarda Yunus Akgün. Serbest adam pozisyonunda Direnz Mertens ve ileri uçta Icardi ile Galatasaray'ın sahaya çıkmasını bekliyoruz. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara dün Okan Buruk'la birlikte basın toplantısındaydı. Good evening. Of course it's important. Evet, tabii ki de önemli bir maç. İlkini kazanmıştık Avrupa'daki oynadığımız maçta. Bence çok iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Ve bunu devam etmemiz lazım. Her zaman kazanmak istiyoruz tabii ki de. Önemli ve zor bir maç olacağını biliyoruz. Avrupa Ligi'nden bahsediyoruz tabii ki de. Burada kolay maç yoktur. Ve biz bütün gücümüzle gideceğiz. Ve her maçı, her mücadeleyi orada kazanmak ve gün sonunda da kendi oyunumuzu oynayarak maçı da kazanmak istiyoruz. Evet, yani şu anda harika hissediyorum açıkçası. Farklı bir başlangıç oldu. Sizin de söylediğiniz gibi İngiltere'de ikincilikten geldim ben ama burada olduğum için çok mutluyum. Avrupa Ligi'nde bu takımla mücadele etmek ve tarihini bildiğim için ve taraftarlar için ne kadar önemli olduğunu bildiğim için bizim için de çok önemli ve umarım da bu sezonunda yine şampiyonlukla bitireceğiz. Avrupa'dan futbol. Portekiz. Derlincer Benfica'da Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e ilk golü attı. Atletico Madrid 4-0 mağlup oldu Benfica karşısında. Milli futbolcu yeni takımda çıktığı 5 resmi maçta 4 gol attı. 2 tane gol pasıyla oynuyor. Bu haliyle baktığımızda son derece başarılı. Ama Kerem topu kontrol etmek, pas alışverişinde verimli olabilmek, pas yüzdesini yükseltmek konusunda kendini geliştirmeli. Geliştirmediği sürece sürekli de olamaz. Dün de bu noktada bence aksadı. Gol attı ama aldığı topları doğru kullanmak konusunda başarılı değildi. O yüzden maçın ikinci yarısında
teknik direktörü tarafından oyundan alındı. Benfica'nın Atletico Madrid'i 4-0 yendiği maçın en iyi futbolcusu seçildi. Orkun Kökçü, Portekiz takımının eski teknik direktörü Roger Smith'le ilgili bir soru üzerine de çarpıcı sözler söyledi. Çünkü Roger Smith'in oyun anlayışı Orkun'a ters geliyordu ve Orkun bunu bir milli takım kampından önce ifade etmişti. Bu nedenle bir süre kadro dışı bıraktı Roger Smith onu ve ciddi problemler yaşandı geçen sezon Orkun adına. Oysa beklenti çok yüksekti ama bu sezona harika bir başlangıç yaptı Orkun Kökçü ve şu anda takımın en iyisi yeni teknik direktör Bruno Lage ile birlikte. Portekizli teknik direktör Lage'nin 5 Eylül'de Schmidt'in yerine Benfica'nın başına geçmesinden sonra 11'in değişmeyen futbolcularından bir tanesi haline geldi Türk milli takım oyuncusu Orkun Kökçü. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya'nın Atletico Madrid takımına karşı kazanılan 4-0'lık maçın en iyi futbolcusu seçildi. Benfica'nın son golünü penaltıdan atan 23 yaşındaki oyuncu karşılaşma sonrasında Sport TV'ye verdiği demeçte artık Benfica'da oynamayı sevdiğimi söyleyebilirim dedi. Orkun Kökçü elbette çok mutluyum çünkü geçen yıl zor anlar yaşadım ve şimdi Benfica'da oynamayı sevdiğimi söyleyebilirim. Harika bir takımımız, teknik ekibimiz var. Çok önemli ve güzel bir galibiyet aldık. Şimdi lig maçına odaklanacağız derken Roger Smith'e de bir gönderme yaptı. Artık eski teknik direktörle ilgili kötü söz söylemek istemiyorum. Geleceğe odaklanıyorum diyor ve Bruno Lage ile yani yeni teknik direktörle birlikte çok mutlu olduğunu ifade ediyor Orkun Kökçü. Avrupa'dan futbol. Portekiz. Futbol. Anadolu'dan futbol. Değerli Nijer, Kayseri Spor'da teknik direktör netleşiyor. Şu anda Kayseri'de Sinan Kaloğlu ile bir görüşme yapılıyor. Belki de bu görüşme neticelendi ve Kayseri Spor'un yeni teknik direktörü kısa zaman içerisinde açıklanabilir. Sinan Kaloğlu her vesileyle Süper Lig'de çalışmak istediğini, birincilikten gelen teklifi bu nedenle kabul etmediğini söylemişti. Bakalım muradına erecek mi? Usta gazeteci sevgili Oktay Ensari Kayseri'den seslenecek sizlere. Programımızın bu bölümünde canlı yayın konuğumuz. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk Özgür Bey. İyi çalışmalar dilerim, kolay gelsin. Sağ olun. Şu anda herkes sizin söylediğiniz konuyu dinlenmesini bekliyor. Dün akşam Ali Çamlı Başkan'la Sinan Kaloğlu bir görüşme yaptılar. Ve o görüşmenin neticesinde Kayseri'ye davet ettiler yüz yüze görüşme için. Evet, harika. Bu görüşmeden anlaşma çıkar mı sizce? Bilginiz yok. Şöyle, saat 11 gibi de Kayseri Spor'un testlerinin eski bina bölümünde, yani biraz gözlerinden uzak konuştular. Herhalde bir takım şeylerin üzerinde anlaşma yapıldı ve çünkü onun sonucunda Sinan Kaloğlu'nu Kayseri Spor Başkanı, Kayseri Büyükşehir Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın makamına götürdü. Bu önemli. Tanışma bu önemli. Amacıyla. Bu önemli. Götürdüler. Herhalde orada da sanıyorum Memduh Bey de Sinan Hoca'ya bir takım telkinlerde, vaatlerde ya da neler yapılacağı konusunda bir ölçüde şey verdi, yani destek olunacağının sözünü verdi. Açıklaması, sözü verildi. Şu anda da bekliyoruz, yani eli kulağında diyelim. Yani evet. Akşama kadar bu iş bir açıklama ya yapılabilir. Öyle, ya öyle biter. Yalnız bu arada Şifo Mehmet lafları geçti. Biliyorsunuz Volkan'la ilgili bir takım dün görüşmeler oldu. Kulübe arayanlar Volkan oldu. Demirel ya. Tabii. Hı hı. Şeyin dışında, Volkan Demirel dışında arayan spor adamlarından arayanlar oldu Ali Bey'i. Ali Bey maşallah, Ali Başkan'ın Çamlı'nın telefonu susmuyor. Çok sayıda. Doğru. Arayan... Herkes arıyor. Kayseri Spor'a gelmek istiyor herkes. Tabii yani. Mehmet Özdilek, Volkan Demirel. Dışarıdan konuşuluyor. Efendim Kayseri Spor'a kimse gelmez. Ama Kayseri Spor'un çok iyi bir altyapısı var. Bunu unutmasın. Doğru kendine söylüyorsun. Kendine oturmuş bir kadrosu var. %100. İnşallah o şey de olur. Disiplin suçuyla ilgili karar şeyden çıkar. İsviçre'deki kastan evet. Yani Kayseri Spor'un çok da şu andaki görüyorsunuz oynadığı futbolu hep ucundan dönüyoruz. Şans yani. Burak Yılmaz'la bazı maçlarda şans yaver gitmedi. Oluyor bu. Olur. Hatta medyada şöyle paylaşımlar oldu. Her çiçek her toprakta yetişmez. Hocamızdan memnunduk gibi övgüyle söz üzerinden açıklamalar oldu Burak Yılmaz'la ilgili. Enteresan. Onur eden, öğretmenlerinden daha paylaşımlar oldu. Yani bekliyoruz ama şöyle, Sinan Kaloğlu'yla ilgili bazı kesimler şimdiden ya hoca Sinan hocam oldu filan. Beklentiler tabii biraz daha isimli, daha önce ligde
rehberlik görev yapmış isimli hocalardan yanaydı. İsim derken yani görev almış hocalardan yanaydı. Hı-hı. Ama tabii Sinan Kalınoğlu'nun background'unu inceleyince Futbol Federasyonu tarafından Pro Lig'de pro lisans alan hocalara eğitim verdiği Almanya'da İlyas Türekçi'den sonra gelen kuşak olarak nitelendiriliyor. Ve gençler birindeki başarısı da buna eklenince bunlar hepsi Sinan Hoca'ya artı yazıyor. Doğru. Ön yargılı olmamak lazım. Gerçekten liyakatlı, kendini yetiştirmiş. Bence futbol bilgisi üst düzeyde ve dar imkanlarda en maksimum verebilecek bir teknik direktör. O bakımdan ben eğer olursa çok başarılı olacağına inanıyorum Kayseri Spor'da. Bu Kayseri Spor için de sürpriz değil. Bakın daha önce biri buraya Spota, Tolunay, evet. Ertuğrul Sağlam. Ertuğrul Sağlam, Çağdaş Atan ve Kayseri Spor böyle genç spor adamlarını alıp teknik direktör olarak buraya getirebiliyor. Doğru. Sinan Kalın'ın da ayrıca pro lisansı var. Hı-hı. Yani Kayseri Spor'da biliyorsunuz Burak Hoca pro lisansı olmadığı için televizyon programlarına ve maç sonrası basın programlarına katılamıyordu. Evet. Sinan Kalın'ın da böyle bir durumu yok. İnşallah iyi olur yani Kayseri İnşallah. İçin. Bakalım neler olacak göreceğiz. Genç bir futbol adamı. Evet. Artık yeni isimlerin de zaman zaman ortaya çıkması lazım. Yani %100. Bir Fatih Tekke'ye bakın bugün ne kadar başarılı. Hı hı. Yani isim olarak söylüyorum. Başarılı bir isim yani. Evet. O kuşak yavaş yavaş geliyor. Doğru. Kabul edilse de edilmese de yani böyle isimleri ben isim üzerinde durmuyorum yani. Evet. Zarf değil Mazrufa Bakanlardanım. Doğru söylüyorsunuz. Yani görmek lazım. Denemek lazım. Peki. Çok umarım taş baş şeyler yani. 3 aşağı 5 yukarı bütün hocalar aynı. Bu iletişim, futbolcularla iletişim, yönetimle iletişim şehirde %100 önemli. Genç oyunculara çok önem veren ve onların gelişimine %100 katkı evet. sağlayan bir şey. Kazımcan Karataş'ın işte Altay'dan Galatasaray transferinde Kazımcan üzerinde çok emeği var. Buna benzer çok genç, 16-17 yaşında çocuklarla Altay'da oynadı. Gençler Birliği'nde yine öyle transfer yasaklarıyla genç oyuncularla oynadı. Ve playoff'a kadar ilerledi. O bakımdan ben Sinan Kalın'ın yeteneklerine güveniyorum. Bakalım ne olacak. Bakalım görelim. Şans da vermek lazım diye düşünüyorum. Evet. Yani bu hocalar şans verilmezse sadece birincilikte ya da ikincilikte, üçüncilikte böyle olmaz yani. Doğru söylüyorsunuz. Burak da geldiğinde Kayseri Spor'a geldiğinde çok fazla başarı imza atarak gelmedi. Futbolcunu söylemiyorum. Hiçbirine bir şey söylemez futbolcuna. Ama bu bir tatlı bir şey yani. Bir iletişim konusu. Futbolcularla olan bağ. Bekleyip görürüm yani. Bakalım, bir önce olmasının da fayda var yani. Tamam Başakşehir maçı var ama bir önce olmasının da fayda var. Evet. Sevgili çünkü Oktay Ensari buyurun. Tabii çok uzamaması lazım. Bir takım arası var. Doğru. Bir takım arası var biliyorsunuz. Evet. Yani oradaki adaptasyon sürecini aşmak için bir fırsat şimdiden takımın başına geçmesi. Uyum süreci de var. Bir teknik direktör. Hocam da kendine özgü ekibi var. Çok teşekkür ederiz. Sevgili Oktay Ensari eksik olmayın. Katıldınız. Başarılar dileriz. Yani her şey Kayseri Spor'dan yana olsun. Türk futbolu kazansın. Çok teşekkür ederim bir kez daha katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Oktay Ensari Kayseri'den son bilgileri aktardı. Bakalım Kayseri Spor'dan bir açıklama gelecek mi? Şu anda Sinan Kalıoğlu şehirde bu çerçeveden düşündüğümüzde bir kontrat yapılması çok olası gözüküyor. Sevgili Oktay Ensari'nin aktardığı bilgiler de bu yönde. Sevgili dinleyiciler, bir kısa bilgiyle programımıza son noktayı koyacağız. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Futbol. Anadolu'dan futbol. Değerli dinleyiciler, Galatasaray'ın devre arasında Ocak ayında Milan'dan sağ bek Calabria'yı alacağından bahsedildi. Calabria daha önce Galatasaray'ın gündemine geldi. Yaz transfer döneminde ilk başlarda hatta Mayıs'ta Okan Buruk'un istediği futbolculardan bir tanesiydi ama oyuncu 4,5 milyon euro kazanıyor Milan'da, bu bir. İkincisi, Milan 8 milyon eurodan daha fazla bir para istedi bu futbolcunun bütün hakları için. Dolayısıyla anlaşma sağlanamadı ne oyuncuyla ne de Milan'da. Üstelik Milan bu oyuncuyu satsaydı Kopenhag'dan Yelert'i transfer etmeyi düşünüyordu Calabria'nın yerine. Dolayısıyla bu transfer olmayacaktı.
olmayınca Galatasaray Kopenhag'dan Yelert'i transfer etti. Şimdi Yelert'in işte fiziksel olarak yetersiz olduğu, takıma uyum sağlayamadığı, birebir de mücadele edemediği vesaire söyleniyor. Çok önyargılı bir bakış açısı geliştirilmiş ama Yelert geçen sezon sertliğiyle, fizik gücü dayanan futbol anlayışıyla ön plana çıkan İskandinavya bölgesinin en iyi takımı Kopenhag'ın bankosuydu ve Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi maçlar çıkardı. Dolayısıyla ben Yelert'ten kolay kolay Okan Buruk'un vazgeçeceğini sanmıyorum. Birazcık daha sabırla beklemek lazım. Sasha Boy gibi, o da uyum sürecini atlattıktan sonra çok verimli olacaktır. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. 3 takımımıza Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye başarılar dilerim. Hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.